İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar Türkçe dersindeyiz. 7. tema sağlık ve sporun artık sonundaki tema değerlendirmesine geldik. Şimdi tema değerlendirmesini yapacağız. Daha sonra da sorularını cevaplayacağız ve bu üniteyi bitirmiş olacağız. Hemen başlıyorum dersimize. Gördüğünüz gibi tema binicilik diye bir tema var. Tema değerlendirmesi var. Hemen ona bakıyoruz. Önce okuyoruz. Sonra da sorular ona göre ne yapıyoruz? Cevaplıyoruz. Binicilik, biniciliği diğer spor dal, sporlar da, dallarından ayıran en büyük özellik insanın başka bir canlıya, canlıyla ortaklaşa yaptığı tek spor olması. Binicilik aynı zamanda kadın ve erkeklerin bir arada yarıştığı tek olimpik spor. Binicilik bir ekip işi. Ekip üyeleri binici, binici at, antrenör, atın bakıcısı, seyis ve nalbanttan oluşur. Binicilik karşılıklı güvene dayalı bir spor. Atın biniciye güvenip onu sırtında taşıması için binicinin de ata güven ve sevgi duyması gerekiyor diyor. Binlerce yıl önce evcilleştirilen at avlarda ve savaşlarda kullanıldı. Pek çok kültürde sevilen bir hizmet hayvanı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir savaş aracı ve günlük yaşamın bir parçası olmaktan çıkan atlar günümüzde çoğunlukla sportif amaçlarla yetiştiriliyor. Binicilik disiplin sabır, sadakat ve sorumluluk isteyen bir spor. Ne de olsa bu işte ilgilenmem gereken bir yol arkadaşın var. Binicilik sporuna ilgi duyuyorsan seni bazı görevler bekliyor. Atınla, ekip arkadaşınla yani sıkça ilgilenmeli, onu tımar etmeli, kuyruğunu ve yelesini fırçalayarak temizlemeli atını rahatlatmalısın diyor ve devam ediyor diğer sayfada. Evet. Yorucu bir antrenmanın ardından onu güzelce doyurman gerekir. Atlar ot, yulaf, saman ve kepekle beslenir. Atına ara sıra vereceğin elma ya da havuç gibi ödüller onu çok mutlu eder. Sabırlı ve disiplinli olmayı unutma düzenli çalışırsan binicilik becerin zamanla gelişir diyor. Evet devam ediyor. Şimdi bununla ilgili sorular var. Biniciliği diğer sporlarda ayıran en büyük özellik nedir? Hemen ilk başlığında görmüştük metnin. İnsanın başka canlı ile ortaklaşa yaptığı spordur. Yani tek başına değil bir başka canlı ile beraber mücadele ediyor. Binicilik sporunun ekip üyelerini yazar mısınız? Diyor. Binici at antrenörü, at bakıcısı, seyiz, nalbantır dedik. Günümüzde atlar genellikle ne amaçla yetiştiriliyor? Çoğunlukla sportif amaçla yetiştirilir dedik. Atlar ne ile beslenir? Ot, saman, kepekle arasında elma havuçla verilebilir diyor. Asıl ot, saman ve kepekle besleniyor. Ara sıra da ne yapılıyor? Bunlarla beslenebilir diyoruz. Evet soruların cevapları bunlar. Şimdi de geldik 5. etkinliğimize, 5. soruya. Cümlelerin anlam özellikleriyle eşleştiriniz diyor. Yani buradaki cümlelerde neden sonuç, benzetme, örnekleme ve karşılaştırma açısından değerlendiriniz diyor. Biz de hemen değerlendireceğiz. Şimdi neden sonuç olan cümleye geldik öncelikle. Elif, Arda amcaya verdiği bilgiler için çok teşekkür etti. Neden teşekkür etti? Elif Arda amcaya verdiği bilgiler için. Bilgiler için teşekkür etti diyor. Burada bir neden sonuç ilişkisi var. Onun için de bir yazıldı zaten. İkiye geldiğimiz zaman benzetme diyor. Bakalım. Elif hastalandığında küçük çocuklar gibi huysuzlaşırdı. Evet niye benzetilmiş Elif? Küçük çocuklara benzetilmiş. İki yine bir tane daha var. Çin'deki lale desenleri tabağı bir sarmaşık gibi sarmıştı. Evet burada da sarmaşık gibi yani sarmaşağı benzetilmiş laleler. Burada da yine iki tane benzetmemiz var. Üç numarada örneklendirme var. Bilim adamları önce hastalığın nedeninin araştırırlar. Virüs, alerji gibi diyor. Burada gördüğünüz gibi örnekler verilmiş. Bunları araştırırlar diyor. Şimdi dörtte de karşı her ilaç her hastalıkta kullanılmaz. Yani ilaç ve hastalıklar ne yapılmış? Karşılaştırılmış. Yani her ilaç her hastalıkta kullanılmaz derken bir karşılaştırma yapılmış burada da. Evet devam ediyoruz sorularımıza. Şimdi burada da doğru yanlışlarımız var. Hemen bu doğru yanlışları da yaparak devam edelim. Cümlede D ve ki bağlacının yazımı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş. Biz de içinde hangi vitaminin olduğunu bilmeye çalışıyorduk diyor. Buradaki D zaten ayrı yazılmış. Doğru. Burada biz de içinde İçinde derken içinde bulunan anlamı katlı için bu da bir çift yazılmaydı. Burada doğru hiçbir sorunumuz yok. Ama demek ki bundanmış derken buradaki ki'ye biz ne getiriyorduk? L'ekili getirerek soruyorduk. Demek ki'ler. Demek ki'ler anlamsız. Anlamsız olduğu için bu ne olmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Onun için bu ki ayrı yazılması onun için yanlış dedik. E vitaminli de yediğimiz yemeklerdeki ayçiçek ve yer fıstığı gibi gıdalarda bulunur. E vitamini yediğimiz yemeklerdeki ayçiçek gibi. Böyle derken D'yi okumadan yani söyledim. Söylediğim zaman anlam bozulmadı. Anlam bozulmuyorsa bu nedir? Ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmamalıydı. Onun için yanlış diyorum. Ne ilginç bir de K vitamini varmış. Buradaki D de ayrı yazılmalıydı. Bakın ne ilginç bir K vitamini varmış. Anlam bozulmuyor. D'yi kaldırdığım zaman, D'siz okuduğum zaman anlam bozulmuyorsa ayrı yazılması lazım. Spor yap ki sağlıklı kal. Evet burada da spor yap bir cümle, sağlıklı kal bir cümle. Bu iki cümleyi birbirine bağladığı için buradaki ki de nedir? Bağlaç olarak kullanılmış doğru diyoruz. Cümleleri roman rakamlarıyla oluş sırasına göre sıralayınız diyor. Hemen bakıyoruz buraya. İlk olarak ilkbahar ve sonbahar mevsimi benim için hastalık mevsimleridir diyor. Bir yargıyla başlıyor. Sonra halbuki herkes kış mevsiminin hastalık mevsimi olduğuna inanır. Bu mevsimlerde bakın devam ediyor konu. Bu mevsimlerde havanın değişken olmasından ne giyeceğime karar veremiyorum. Ama kış mevsiminde yiyeceğime ve giyinmeme dikkat ederek hasta olmuyorum diyerek en sonunda 4 numara bu şekilde ayarlanmış ve bu şekilde olacaktı diyoruz. Evet geldik kısaltmalara uygun ekler getirelim. Şimdi kısaltmaları biz okurken nasıl yapıyorduk? Ee, bunun yazıldığını getirilen ekiye göre yapıyorduk. Yani nasıl yazılmış? Tema diye yazılmış. Biz bunun açılımında değiliz. Kısa olarak büyük harflerle yazıldığı için. Temanın doğa için yaptığı çalışmalar yararlı. Temanın yaptığı, doğa için yaptığı çalışmalar yararlı. Düğümünün eki getirilecek. Yine aynı şekilde büyük harflerle kısaltma yapıldığı için Direkt bu kısaltmaya göre ağzımız ne söylüyorsa onu yazacağız. Löse ve destek veriyorum. E gelecek diyorum. Şimdi paragraf hangi çıkarım çıkarıma örnektir diyor. Yani burada neden sonuç cümlesi mi var? Yoksa karşılaştırma mı var? Benzetmeler mi var? Örneklendirmem mi var? Bunlara bakacağız. Hemen okul dönemindeki çocukların bir kısmında beslenme bozukluklarına rastlandığını öğrenmiştik. Bunlar fazla kilo, aşırı beslenme, şeklinde olduğu gibi iştahsızlık, zayıflama, bazı hastalıklara yakalanma şekli ortaya çıkıyormuş diyor. Bakın burada örnekler verilmiş. Gördüğünüz gibi ve böyle sorunlar da ortaya çıkıyor diyor ve burada da yine örnekler verilmiş için örneklendirme cümlesidir diyorum. Geldik 10. ve son sorumuza. Cümlenin hangisinde kısaltmalara gelen ekler yanlış yazılmıştır? Şimdi tek tek açıklayarak yapacağım. Dikkatli dinleyin. Siz de bunu yapabilirsiniz. Arabanın hızı 100 kilometreyi geçince hepimiz korktuk. Buradaki doğru. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ne yapıyorduk? Aynı onun açılımı gibi, yazılışı gibi. Kilometreyi diyor. Doğru. Direkt ağzımızın söylediği gibi oluyor. Burada sıkıntı yok. Doğru diyoruz. Dün TV'de olması gerekirken Burada daha getirilmiş TV da değil televizyonda açılımı şeklinde değil büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ne yapıyorduk? Bu getiren ekleri e, bu şeye göre yapıyorduk yani okunuşuna göre yapıyorduk. TV de olacaktı burada daha getirsin için yanlış diyoruz. Okulumuzdan bir arkadaşımız ilginç projesiyle TÜBİTAK'tan ödül aldı. Bakın aynı okunuşuna göre ek getirdim. Açılımını yapmadım. Türkiye bilimsel diye girmedim. Ne yaptım? Hemen tüpü taktan dedik. O şekilde devam ettik. Doğru onun için diyoruz. Hale İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Bakın buradaki kısaltmada yine küçük harfler kullanmış. İyi büyük olacak ama İngilizce'nin kısaltma olduğu için sanki açılımı şeklinde okuyarak ek getiriyorum. Hale İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Onun için burada sorun yok. İnki demiyoruz. Onun için saçma oluyor. Onun için burada bunu bitirmiş olduk. Bu ünitemiz de bitti. Gel, gelecek dersimizde yeni ünite izleyeceğiz. Abone olmayı, bildirimler açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.